İki insan, biri kadın, biri erkek. Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca, dağ bile taşır. İnsan aşık olunca, şemsi tebrizi. Evlilik korumu modern hayatın gelişmesiyle birlikte toplumdaki sosyal, ekonomik, teknolojik ve siyasal süreçlerden etkilenerek biçimsel değişikliklere uğrasa da varlığını sürdürmeye devam ediyor. Evet, boşanmalar artıyor ama boşananların çoğu yeniden evleniyorlar. İstatistiklere göre mutlu evliler, evli olmayanlara kıyasla daha sağlıklı ve uzun yaşıyor. Hayatlarını daha anlamlı ve doyumlu buluyor, daha refah içinde yaşıyor. İnsanlar yanlış biriyle evlendiklerini düşünerek boşansalar da evlenecek doğru insanı aramaya devam ediyor ve bulduklarında yeniden evleniyorlar. Öyle görünüyor ki insanlar var olduğu sürece evlilikte var olmaya devam edecek. Evlilik toplumun geleceğine yön veren en önemli ilişki kurumudur ve bu açıdan benzeri yoktur. Her ne kadar geçmişten gelen toplumsal ve ekonomik yönü olsa da, özellikle günümüz koşullarında evlilik sadece yasalarla ve sözleşmelerle yönetilecek bir birlik değildir. Her şeyden önce evliliğin biyolojik bir temeli vardır. Biri kadın, biri erkek. iki farklı cinsiyetin çekimi üzerine kuruludur. O nedenle de cinselliği yok sayan bir evlilik sağlıklı olmaz. Evliliğin hem aklı hem duyguları içeren psikolojik bir yönü de vardır. Akla yatması kadar gönüllere de hitap etmesi gerekir. Ayrıca evliliğin toplumsal ve ekonomik yönleri halen önemlerini korumaktadır ve hesaba katılmalıdır. Hepsi bu mu? Hayır. Evliliğin aşkınlık olarak tanımlayabileceğiniz manevi bir yönü de vardır. Bu bireylerin kendilerini aşıp değerler ve inançlar aracılığıyla topluma ve yaşama bağlanmasını sağlar. Ve bu manevi yön çocukların sağlıklı bir toplumun temelini oluşturacak iyi vatandaş olarak yetişmesinde çok önemlidir. Evet. Evlilik biri kadın, biri erkek iki insanın kurduğu biyolojik, psikolojik, sosyoekonomik, aşkınlık temelleri olan kendine özgü bir birlikteliktir. Şimdi bu temelleri tek tek ele alalım. Biyolojik insan. Kadın insan biyolojik olarak dişidir ama erkeklerle paylaştığı önemli bir insan olma temeli vardır. Erkek insan biyolojik olarak erildir ama onun da kadınlarla paylaştığı önemli bir insan olma temeli vardır. Kadın ve erkek beyninin farklı yapıda olduğu ve farklı işlediği fikri yaygın kabul görse de beynin işlev ve hormonlarının içinde bulunan ortama bağlı olarak değişebildiği gözlenmiştir. Dolayısıyla beynin cinsiyete dayalı olmayan daha esnek bir yapıya sahip olduğu görüşü de destek bulmaktadır. Yine de kadın ve erkek ilişkisinde ortaya çıkan sorunların anlaşılması ve çözüm yollarının belirlenmesi bakımından biyolojik farkları bilmek önemlidir. Bu biyolojik farklar hem erkeğin hem de kadının düşünüş ve duyuş tarzını etkiler. Hormonların etkisiyle kadın erkekten ve erkek de kadından farklı duyarlılıklar ve beklentiler geliştirir. Ne var ki ilişki içinde hem kadın hem erkek birer insan olarak empati gösterebilir. Olayları birilerinin gözünden görerek birbirlerini anlayabilirler. İnsan insana iletişim, evliliğin temelidir. Psikolojik insan bu kitabın amacına uygun bir şekilde insanın psikolojik yaşamını zihinsel ve duygusal olarak iki alt başlık altına toplamak istiyorum. İnsanın zihinsel yaşamı İnsan algılayan, algıladıklarını ilişkilendirip kavramlar oluşturan, bu kavramları düşünceler içinde konumlandırarak sistemler kuran ve bu düşünce sistemlerini kendisinin ve diğerlerinin yaşam deneyimleriyle kıyaslayarak öğrenen ve gelişen akıllı bir varlıktır. İnsan düşünür, düşünme insan doğasının ve insan olmanın bir parçasıdır. İnsanın düşünmesini yasaklarla engellemek mümkün değildir. Yasaklasanız da o yine içten içe algılar, gözlemler, sorgular ve düşünür. Ama düşündüklerini paylaşmasına izin verilmediği için bunu saklar belli etmez. İnsanın duygusal yaşamı. İnsan sadece algılayan, anlam verip düşünen bir varlık değildir. İnsan algıladığı, anlam verdiği, düşündüğü her şeyi aynı anda duygularıyla sarıp sarmalar. Evet, insanın algısı ve düşüncesi duygu iklimi içinde oluşur. Tüm zihinsel süreçler duygu ve heyecanlarla iç içe gelişir. Bunu en iyi evlilik yaşamında görürüz. Sosyoekonomik insan doğası gereği aynı zamanda toplumsal ve ekonomik bir varlık olan insan toplum içinde yaşarken bir sosyal kimliğe bürünür. Bu kimlik beraberinde ekonomik çağrışımları da taşır. İlk defa karşılaşanlar sık sık nerelisiniz ve ne iş yaparsınız diye sorarlar. Bu gerçekten de iki önemli sorudur. Kişinin nereli olduğu, onun gelenek ve görenekleri, ne iş yaptığı da ekonomik statüsü hakkında fikir verir. Yörelere göre farklılık gösteren renkli ve zengin toplumsal kimliklerimiz vardır. Bu kimliklerle ilgili masallarımız, değişlerimiz, felsefemiz ve mizahımız gelişmiştir. Ben Çerkezim, Erzurumluyum, Rizeliyim, İzmirliyim, Diyarbakırlıyım, Elazığlıyım, Baskilliyim, Denizliyim, Arnavutum, Gürcüyüm diyen kişi içinde yetiştiği ailede yaşayan değerler, gelenekler, göreneklerle ilgili önemli sosyal mesajlar verir. Bu durumun artıları ve eksileri vardır yöresel farklılıklar bir toplumun sahip olabileceği bir zenginlik olarak da algılanabilir. Toplumsal bütünlüğü engelleyen ve ayrıcımla götüren bir engel olarak da sosyal kimliğin bir yönü de kişinin köy kökenli ya da şehirli olması ile ilgilidir. Köy çocuğu olarak büyümüş birine bakışımız, şehirde apartman çocuğu olarak büyümüş birine bakış tarzımızdan farklıdır. Şehir çocuğu ile köy çocuğu tanımlamaları farklı bakış tarzlarını, farklı değer sistemlerini çağrıştırır. Sosyal kimliğin yanı sıra kişinin mesleği, ne iş yaptığı ve ekonomik statüsü de onu tanımlamada önemlidir ekonomik statü farklarından doğan çatışmalar Türk filmlerinin senaryolarını bolca beslemiştir. Babası fabrikatör olan kız fakir oğlana aşık olduğunda babasının tepkisiyle karşılaşacaktır. İnsanın biyolojik ve psikolojik doğası gibi onun sosyoekonomik doğası da evlilikte önemli bir faktördür ve evlilik öncesi hassasiyetle üzerinde durulmalıdır. Dikkate alınmadığında Zamanla ilişkide aksaklıklar ortaya çıkabilir ama bilinçli bir çift ortak insan paydasını temel alarak farklı sosyoekonomik statülerden kaynaklanan sorunların üstesinden gelebilir ve mutlu bir evlilik kurabilir. Bunu başarabilmeleri için iki koşul vardır. bir, zorluğun önceden farkında olmaları. 2 birbirlerini suçlamadan müşterek bir gelecek için emek ve zaman vermeye istekli olmaları. Mutlu bir evlilik önemli bir başarıdır ve kendiliğinden oluşmaz. Bilinçli bir gayret gerekir. Aşkın insan. İnsan anlam arayışı içinde olan bir varlıktır ve kendini aşarak inanç ve değerleriyle yaşamında anlam bulur. İlkel ya da gelişmiş olsun bir inanç sistemine sahip olmayan hiçbir insan topluluğu yoktur. Maymun gibi gelişmiş memeli hayvanlarda insanlarla ortak biyolojik, psikolojik ve toplumsal özellikler gözlenmesine rağmen aşkınlık olarak adlandırabileceğimiz bir ideolojiye, bir inanç ve din olgusuna rastlanmamıştır. Kendini aşma bir birey olarak kendinin, yaşamının ve bu dünyanın ötesine geçerek varoluşuna anlam verme insana özgü bir özelliktir. Ben kimim? Niçin varım? Hayatımın anlamı ne gibi sorular insanın doğuştan getirdiği önemli sorulardır. Tarih boyunca insanlar bu sorulara birey ve toplum olarak farklı cevaplar vermişlerdir. Buldukları cevapları önemsemişler ve bunları temel alan inanç ve değerler üstüne yaşamlarını kurmuşlardır. Yaşadıkları hayatın olabilecek en anlamlı hayat olduğuna inanarak kurdukları düzeni gerektiğinde hayatları pahasına savunmuşlardır. Evlilik söz konusu olduğu zaman insanın aşkınlık doğası, biyolojik, psikolojik, sosyoekonomik doğası kadar hatta bazı durumlarda hepsinden daha öne çıkarak devreye girer. Aşkınlığının bilincine varmış bir kadın ve bir erkek manevi yaşamlarını evliliklerini vazgeçilmez bir parçası görürler. Onlar için evlilik sadece kendini kapsayan bir biz olmaktan çıkar. inanç ve değerleriyle uyum içinde geçmişle geleceği birleştiren ve kendileri kadar ailelerini, dostlarını, tüm insanları, canlıları, evreni kucaklayan bir büyük bize dönüşür. Evlilik deyince akla gelen önemli sorular. Evlilik deyince akla birçok soru geliyor. İlki şöyle. Evlenmek zorunlu mu? Hiç evlenmeden yaşamak anlamlı bir seçenek değil mi? Bu soruya kapsamlı bir cevap vermek için insanın çevresiyle sürekli iletişim kurarak yaşamını sürdüren bir varlık olduğunu dikkate almamız gerekiyor. Kabaca özetleyecek olursak, bu iletişimin içinde insanın iki duası yer alır. 1. Görünen sosyal kimliği. 2. Ancak kendisinin bildiği mahrem iç dünyası özü. Kısaca ifade etmek için, ben ilkine insanın yüz duası, ikincisine can duası diyeceğim. Sosyoekonomik kimlikleri temel alan yüz, toplumsal konumlandırmayı belirler baba, anne, çocuk, nişanlı, öğretmen, muhasebeci, iş insanı, avukat, bekar, sözlü, evli, dul, yetim, emekli birer sosyal kimliktir. Her kültür bu sosyal kimliklere birbirinden farklı anlamlar, duygular, yükler. İnsanın iç dünyasını temel alan can ise insanın evrensel özünü belirler. Yunus Emre'nin bir ben vardır, bende benden içeri. Sözü bu evrensel özü işaret eder. Evlilik ilişkisi içinde hem yüz hem can devreye girer. Yüz girer. Çünkü evlenen kişi sadece bir birey erkek ya da birey kadın ile değil, onun sosyoekonomik ilişkiler ağı ile de yani ailesi, sülalesi, meslektaşları, yöresi, kültürü, mutfağı, folkloru ile de evlenir. Can girer çünkü evlendiği kişi onun hayatının en önemli, en mahrem tanığı olur. Her kadını ve her erkeğin bir eşe, yaşamının en mahrem yönlerini bilen bir tanığa ihtiyacı vardır. Girişte sözünü ettiğimiz olgun erkeğin mektubunu hatırlayın. Benim evlilikten birinci beklentim tamamlanmış hissetmek demiş ve bir erkek olarak bir kadının sesinin, kokusunun, varlığının etrafımda olması gerektiğini hissediyorum diyerek devam etmişti. Bir kadının mahrem tanıklığı için de erkek hem erkekliğini hem de insanlığını keşfetme ve geliştirme olanağına kavuşur. Sevdiği ve değer verdiği kadının bir saniyelik bakışı erkeğe sen benim kahramanımsın mesajını verirse erkek o bakışla varoluşunun en anlamlı, en coşkulu anını yaşar. O andan itibaren erkek o kadın için dağları devirmeye hazırdır. Aynı kadın erkeği başka bir bakışla sıfırlayıp yok edebilir de. Bir bakışla yok edilen erkek eğer ne olduğunu anlayacak olgunlukta değilse öyle öfkelenir ki o öfkeyle karşıdakini yok etmek ister. Erkeğin mahrem tanıklığı da kadının hem kadınlığını hem de insanlığını keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olur. Erkeğin bir bakışı, o bakışla birlikte verdiği bir çiçek, söylediği bir söz kadını dünyanın en değerli insanı, en güzel kadını hissettirir. O kadın artık iyi günlerde, kötü günlerde, o erkekle bir ömür boyu birlikte olmak ister. Victor Hugo bir şiirinde bakışların gücünü şöyle dile getirmiş. Bakışlar Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. Bir bakış bazen şifa, bazen zehirli oktur. Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır. Bir bakış bir aşığı saatlerce ağlatır. Bir bakış bir aşığı aşkından emin eder. Sevişenler daima gözlerle yemin eder. Bu en önemli en mahrem tanık ihtiyacı ömür boyu devam eder. Hiç bitmez kişinin en mahrem tanığı onu kaale alınan Doğal, değerli, güvenilir, sevilmeye layık ve saygıdeğer biri olarak görüp ona mutluluk diyarlarının kapılarını açabildiği gibi onu hesaba alınmayan, tuhaf, değersiz, güvenilmez, sevilmeye layık olmayan ve saygıdeğer olmayan biri olarak görüp cehennemin kapılarını da açabilir. Bütün bu açıklamalardan sonra aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Evlilik kurumuyla gelen eşin yerine bireysel ilişkiler içinde gelişen hayat arkadaşı tutamaz mı? Mahrem tanıklık bir hayat arkadaşının da yapabileceği bir şeydir. Evlenmeden birlikte yola devam etmek varken yüz faktörünü de birlikte getiren evliliği seçmenin nedeni ne olabilir? Evlilikte olan yüz yararlı bir şey mi? Özellikle günümüz gençliğince Dile getirilen bu önemli soruların cevabı toplumsal yaşamın hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeğinde yatar. İçinde yaşadığınız toplumdan kendinizi soyutlayarak normal bir insan yaşamı yaşamanız mümkün değildir. Olgun iki insanı takip edeceği yol birlikteliklerinde yüzden kurtulmak değil, yüz içinde boğulmamak olmalıdır. Can cana ilişkinin getirdiği mahrem tanıklık dünyasını evlilikte inşa etmek mümkündür. Nasıl mümkündür? Kitabın tümü bu soruya cevap vermek için yazılmıştır. Harvard Üniversitesi'nde 1938 yılında başlayan ve halen devam eden bir araştırma var. Bu araştırma insan hayatını anlamlı kılan nedir? Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için neler önemlidir? Soruların cevabını bulmak için. 724 erkek üzerinde başlatılmış ve halen hayatta olan 19 katılımcıyla devam ediyor. Bütün veriler analiz edilip incelendiğinde ortaya şu gerçekler çıkıyor. Anlamlı, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için en önemli şey insan içinde yer aldığı yakın ilişkilerdir. Bu ilişkilerin en önemlisi de aile içinde kurulan karı koca, anne baba, çocuk ilişkisidir. Kişinin sosyoekonomik mevki ve maddi refahı ise anlamlı ve sağlıklı bir yaşam için önemli bir etken olarak kendini göstermemiştir. Ailesinden, muhitinden, arkadaş ve dostlarından koparak yalnızlaşan insanlar anlamsız, sağlıksız ve mutsuz bir yaşam yaşamaktadırlar. Yalnızlığın zehirleyici bir etkisi vardır ve yalnızlık insanı hasta edip erken öldürmektedir. İlişki sayısından çok ilişkinin anlamı önemlidir. İnsan kalabalık içinde de kendini yalnız hissedebilmektedir. Kendi terimlerimi kullanarak ifade edersem, sosyal kimliklerin önde olduğu, yüz baskın ilişkiler içinde can kendini yalnız hisseder. Can cana ilişkiler sağlık ve mutluluğun kaynağıdır. Birbirini sevmeyen ve sürekli kavga eden eşlerin sürdürdüğü bir evlilik Onların sağlığına boşanmaktan daha çok zarar verir. Akla gelen bir başka soru da şu. Evlenme iki kişi arasında verilen bir sözdür. Birbirini severek evlenmek mutlu bir evlilik için yetmez mi? Evlenen kişiler birbirlerinin ailelerini de işin içine sokarak ilişkilerini zorlaştırmak zorundalar mı? Bireyselliğin ön plana çıktığı toplumlarda aile ilişkileri bizdeki kadar önemsenmeyebilir ama ait olma yönünün baskın olduğu toplumumuzda aile önemlidir. Ve evlilikte ister istemez devreye girer. Sadece bir birey erkek ya da birey kadın ile evlenmiyorsunuz. Eşiniz olacak kişinin toplumsal ilişkileri ile de yani ailesi, arkadaşları, dostları, çevresi, yöresi, kültürü, mutfağı, folkloru, gelenek görenekleri ile de evleniyorsunuz. Birbirimizi tanıyalım. Birbirimiz için uygun insanlar mıyız? Farkına varalım. Amaçlı evlenme öncesi temaslar, buluşmalar bizim toplumumuzda gizli kapaklı yapılır. O zaman da taraflar birbirlerinin ailelerini gerçekten tanıma olanağı bulamazlar. Evlenmeden önce aralarında oluşturdukları ilişki pek güzel giderken evlendikten sonra bir bakarsınız Tepetaklık olmuş yürümüyor. İkisi de şaşkın ve birbirlerine öfkeli. Evlenmeden önce mustakbel eşinizin ailesini tanımak ve ailelerle ilişki konusunu onunla açık seçik konuşmak ilişkinin geleceği açısından mutlaka yapılması gereken şeylerdir. Bir okurum şöyle yazmış. Bizim oralarda eşimizin ailesiyle anlaşabiliyor muyuz? Bu çok önemli farklı bir ortamda tanışsaydık onlarla yine görüşür müydük? Eşlerimizin ailelerini çoğu zaman kendi ailelerimizden daha çok görüyoruz. Ve birçok evliliğin sonlanmasının en büyük sebebi aileler oluyorlar. Deneyimli bir ev kadını kendi evliliğine bakarak şu gözlemde bulunuyor. Evlilik aslında sadece iki kişiymiş gibi başlayan ama özünde çoklu bir ilişki. Bir kere şunu kabul edelim. Eşimizin de bir ailesi var ve tabii ki bizim de. Demek istediğim onlar da bir anne babanın en değerli varlığı bizler de. Evlenince şunu fark ettim ki eşlerin birbirine duyduğu saygı ve sevgiyi birbirlerinin ailelerine de gösterebilmeleri gerekir. Çünkü iki gönül bir olunca samanlık seyran olur sözü evlilik için geçerli değildir. Mektuplarda ifade edilen fikirler yaşanmışlıkların sonucu oluşmuş deneyimleri aktarıyor. Bu açıdan ciddiye alınması gereken önemli bilimsel veriler sunduklarını düşünüyorum. Evet yeniden altını çizerek tekrarlıyorum. Evlenmeden önce geçen zaman içinde mustakbel eşin ailesini, onların kültürlerini ve o kültür içinde oluşan beklentilerini tanımak önemlidir. Buna önem vermemiş bir kadın okurumun mektubu ortaya çıkacak sorunları açık seçik gösteriyor. Henüz 10 yıllık evliyim. Eşimi ise 3 yıldır tanıyorum. Aşk evliliği yaptık. Ben bir eğitimciyim, eşim diş hekimi. Evlenmeden önce mutlu bir ev birlikteliğimiz vardı. Birlikte vakit geçirmekten, birbirimizin sosyal ortamlarında bulunmaktan zevk alırdık. Ancak evlenmeden bir yıl öncesinde eşim evlenmek istediğimizi ailesine açıkladığında ailesi karşı çıkmış ve biraz kırgınlıklarımız oluşmuştu. Yeni düzeninden bir yıl geçtikten sonra eşim evlenme teklifinde bulundu. Maalesef ben de pek sağlıklı bir aile hayatında büyümemiştim. Bu yüzden kendi ailevi sorunlarım olmasına rağmen evlenmeyi başardık. Ancak evlendiğim günden beri eşimle hiç huzurum yok. Ailesi en başından beri benden haz etmiyor. İlk başlarda sürekli annesinin bana laf sokmaları ile uğraşıyordum. Sonraları her ay 35 günlüğüne memleketlerinden gelip bizde kalmaya başladılar. Yeni evli olmamıza rağmen baş başa geçirmek isteyebileceğimiz vakitleri bizden çalmaya başladılar. Sadece gelip uslu edepli bir şekilde otursalar bu kadar canımı sıkmazdım. Ancak her gelişlerinde Evimin düzenini değiştirmeye başladılar. Bu geliş gidişlerden ve evimdeki ikinci kadın oluşumdan rahatsız olduğumu eşime anlatmak zorunda kaldığımda en büyük hayal kırıklığını yaşadım. Çünkü eşim ailesine çok düşkün olduğundan benim bahsettiğim her şeyin düşündüğüm gibi olmadığını ifade etmeye başladı. Eşimle baş başayken çok huzurlu bir çift oluyoruz. Ancak eşimin ailesi işin içine girdiğinde sürekli birbirimizi ve ilişkimizi görüp alıyoruz. Ailesiyle görüşeceğimiz vakitler benim için işkenceye dönüyor. Deniz kıyısında yaşıyorlar. Oraya tatile gitmek birçok kişi için deniz, kum, güneş demekken benim için tam bir depresyon. 28 yaşında bir kadını ve eşimin ailesi benim kılığıma, kıyafetime müdahale edecek kadar hassizleşmeye başladı. En son eşimle kendi odamıza tartıştık bu konu yüzünden. 28 yaşındaki eğitimci bir kadının nerede nasıl giyineceğine, kendisini karar verebileceğini düzgün bir dille ifade etmeye çalışsam da bu da kavgaya dönüştü. Eşimle ilişkimiz o kadar yıprandı ki artık boşanmayı düşünüyorum. En üzücü kısmı da onu ne kadar çok sevdiğimi ve onun da beni ne kadar sevdiğini bilmem. Eşimin ailesi bizi mahvetti. Onu kaybetmek çok canımı yakacak biliyorum. Acaba ölsem mi diyorum. Ama bu işi yapacak kudreti de kendimde bulamıyorum. Evlilik çok yönlü karmaşık bir ilişki. Okuduğunuz mektupta yalnız karı koca arasındaki ilişkiyle değil, ebeveynlerin çocuklarının evliliğine bakış tarzıyla da ilgili konuşulacak çok şey var. Kitabın ikinci ve üçüncü bölümlerinde kız ve oğlan tarafının farkında olması gereken yönlerden de bahsedeceğim. İki iyi insan birbirini bulup evlenirse bir yolunu bulur, mutlu bir evlilik kurarlar. Anlayışının çevremde sık sık dile getirildiğini duydum. Şimdi bu konuyu ele almak istiyorum. Şöyle sorayım. İki iyi insan kötü bir evlilik yapabilir mi? Tereddütsüz. Evet, iki iyi insan kötü bir evlilik yapabilir diyorum. Ben iyi bir insandım ve evlendiğim Amerikalı eşim Emily kesinlikle çok iyi bir insandı. Ama biz kötü bir evlilik yaptık. Ben Silifke kültürünün iyi insanı, Emily de Kaliforniya kültürünün iyi insanıydı. İyi insan olmak ile evlilik yapmak olgunluğuna sahip olmak aynı şey değildir. Kitap boyunca evlilik olgunluğuna gelmiş olmanın anlamı üzerinde bak konuşacağım örnekler vereceğim uygulamalar yapacağız ben iyi bir insanım iyi bir insanla evlenir ve mutlu bir evlilik kurarım düşüncesi sağlıklı gerçekçi bir düşünce değildir böyle bir yaklaşım birçok gizli tehlikeleri beraberinde getirebilir bu gizli tehlikelerden kitabın gelecek sayfalarında söz edeceğiz Hayatın en önemli kararı olan kiminle evleneceğim Kararını vermeden önce insanın hem kendini hem de evleneceği kişiyi biyolojisiyle, zihniyle, duygularıyla, sosyoekonomik durumuyla veya aşkınlığıyla tanıması gerekir. Sizi kitabı tümüne hazırlaması bakımında aşağıdaki soruyu da önemli görüyorum. Çiftler evliliklerini kendilerine göre inşa edebilirler mi? Yoksa evlilik bireylerden bağımsız, herkesin uyması gereken kurallara sahip bir kurum mu? Evlilik çiftlerin kendilerini kendileri olarak ifade edebilecekleri bir can alanı yaratmalarına imkan verir ama aynı zamanda o toplumun o kültürün bir parçası oldukları için uymaları gereken toplumsal kuralları içeren bir yüz alanı da getirir. Kişiliklerini bulmuş kültür robotu olmanın ötesine geçmiş insanların evliliklerinde kendilerine özgü yarattıkları can alanı geniş, ferahtır. Evlerindeki oturma odasını aynı zamanda misafir odası olarak görürler ve hayatlarının büyük bir kısmını orada kendi istedikleri gibi geçirirler. Sosyal kimlikleri baskın insanların evliliğinde ise yüz alanı geniştir. Oturma odası ayrı, misafir odası ayrıdır. Bu misafir odası evin en büyük odasıdır ve kapısı ancak misafir gelince açılır can alanı ve yüz alanı dengesi evlilikte önemlidir. Kitap boyunca bu iki alandan söz edeceğiz. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelmiştir. Anlamlı, sağlıklı ve mutlu bir evlilik mümkün mü? Evet, mümkün. Mümkün olduğu için bu kitabı yazıyorum. Evet. Evlilik anlamını hem yüzde hem de canda bulmalı. Yüz baskın evliliklerde can kendini yalnız hisseder. Bu tür evliliklerde mutluluk yoktur. Evlilik çekilmesi gereken bir çiledir. Sadece can odaklı, kendi içine kapanık bir evlilikte şizofrenik bir evlilik haline dönüşür. Sağlıklı evlilik içinde yer aldığı toplumla ilişkisini devam ettiren evliliktir. Tıpkı biyolojik bedenin sağlıklı olabilmesi için değişik türden gıdalara, minerallere, vitaminlere, enzimlere ihtiyacı olması gibi anlamlı, sağlıklı ve mutlu bir evliliğin de kendi özgü karşılanması gereken hem can hem de yüz ihtiyaçları vardır. Kitap boyunca anlamlı, sağlıklı ve mutlu bir evlilik için nelerin farkında olmamız gerektiğini örnekler, uygulamalar ve tartışmalarla belirteceğiz. Aşağıdaki mektubu okurken çiftin yaşadığı zorlukları göreceksiniz. Ne var ki bu zorluklar ilişkiyi zayıflatacağına güçlendirmiş. İlişkiyi güçlendirmiş çünkü iki can tam bir ekip olmuş ve doğan bebekleri de bu ekibe katılmış. Uzun mektubu özetleyerek veriyorum. 2005 senesinde evlendik. Eşimi çok seviyorum. Hatta etrafımdakiler çok kocacı diyor bana. Evet, hep öyle oldum. Fakat tüm duygularım karşılıklı diye düşünüyorum. Eşim eş kelimesi sanki bizim için bulunmuş gibi. Evlendikten bir ay sonra hamile kaldım. İlk bebeğimizi beklemeye başladık. İkimiz de çok çocuk istiyorduk. Nasip oldu. Bir oğlumuz oldu. Eşim asker. O zamanlar Diyarbakır'dayız. Zor günlerdi. Kulağım hep telefondaydı ama ne eşim bana ne ben ona hissettirdik içimizdeki endişe ve telaşlarımızı. O büyük bir özveriyle bizi kısıtlı imkanlara rağmen mutlu etmeye çalışırdı. Biz de onu. Derken ikinci çocuğumuz doğdu. Birinci çocuğumuz 17 aylıkken. Zor bir bebekti. Eşim okuldan gelene kadar kucağımdan inmezdi. Diğer oğlum da küçük abiydi. Bana üzülürdü sanki. İki buçuk yaşında eşim eve döndüğünde bebeği kucağımdan alırdı sağ olsun. Ama ne mümkün. Huysuz da afacan. Durmazdı ki babasında. Akşam olmuş bir kaşık yemek yok yapamamışım. Hemen mutfağa koşardım. Küçük bey kızıl kıyamet. Eşim sağ olsun. Kucağında bebekle gelirdi yanıma. Ben yemek yapardım. Oğlumun eli omuzunda. Mutfakta 300 şekilde dolaşırdık. Derken İzmir'e tayin olduk. Yeni bir başlangıçtı sanki. Tüm dağınıklık ve eskilerden. Kurtulma vaktiydi. Huysuz iki numaramızın tüm küçük kıyafetlerini poşetlere koyup kapının önüne bıraktım. Eşim mesaiden geldi. Poşetlerin ne olduğunu sordu söyledim. İnanır mısınız oturup ağladı. Bir daha çocuğumuz olmayacak mı diye. Çünkü aslında ikimiz de çok çocuk istiyorduk. Kimi siyasi yaklaştı bu tutumumuza kimi deli deli dediler bize. Kıyamadım öyle görünce çok istiyordu üçüncü çocuğu. Çok seviyorum eşimi dayanamadım ona. İkinci çocuğumuz üç yaşındayken üçüncü çocuğumuz dünyaya geldi. Çok tatlı bir bebekti sanki olgunlaşıyorduk. Gece bebek hık dese hiç üşenmeden kalkıyordum. Mık dese kalkıyordum. Eşim bunu fedakarlık olarak görüyordu. O bana ben ona kıyamıyor. Birbirimizin zorlandığını düşündüğümüz yerde müdahale ediyorduk ki hiç zorlanmıyorduk bile. Eşimle olan bağımsız dördüncü çocuğumuzla daha da kuvvetlendi. Evet hocam Ankara'ya tayinimiz çıktı ve dördüncü çocuğumuz da burada dünyaya geldi. Dört çocukluğu ve şikayet yok. Çünkü iki can el ele vermişler. Güçlü bir yaşam ekibi oluşturmuşlar. Bir başkasının şikayet ederek anlatacağı konuları o şükrederek anlatıyor. Elinizdeki kitap umarım sizin çocuklarınızla Mutlu bir yuvada büyümesine vesile olur.